İstanbul mu Dubai? En çok insanların kafasını soru işaretlenen bir tanesi. Hani gittiğim zaman nelerle karşılaşırım, neler olur diye. Şimdi burada oynama yapacağız. Dubai'ye baktığımızda güvenlik anlamında çok güvenli bir şehir aslında. Yani inanılmaz güvenli bir şehir. Her anlamda çok rahatça dolaşabilirsiniz, gezebilirsiniz, çok rahatça dışarı çıkabilirsiniz. Ama ben İstanbul'u çok rahatça yapamıyorum şu anda. İstediğim zaman dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum, dolaşamıyorum. O yüzden puanlama yaparsak eğer İstanbul bu konuyla ilgili bir, Dubai bununla ilgili 10 alıyor. Bunun dışında sağlık sektörüne baktığım zaman Dubai'deki sağlık sistemi çok daha hızlı ilerliyor. Şu an İstanbul'da biliyorsunuz çok fazla kalabalıktan, yoğunluktan, sağlık sektöründe çalışanların yokluğundan diyebileceğimiz gibi çok bununla ilgili sıkıntılar yaşanıyor ama Dubai'de böyle bir problem de yok. Çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir sağlık sistemi var. Aynı zamanda bu medikal, estetik ve medikal, yani diğer estetik ve güzellik kısmına geldiğimiz zaman da Dubai'de inanılmaz çok fazla uluslararası firma var. Maliyetler baktığınız zaman İstanbul'a göre daha da uyguna geliyor aslında. Türkiye'de İstanbul'a baktığımız zaman birçok firma var, birçok marka var ama denetim biraz daha çok fazla olmadığı için başına ne geleceğini çok belli bilemiyorsunuz. Yani gidiyorsunuz, çok güzel bir yere gidiyorsunuz, çok güzel bir şey yaptıracağınızı düşünüyorsunuz ama bambaşka bir şey karşılaşıyorsunuz. Ama Dubai'de böyle bir şey söz konusu çünkü uluslararası firma olduğu için uluslararası bir denetimde olması ve standart olması gerektiği için böyle bir şeyle karşılaşma imkanınız yok. Verdiğiniz paranın tam olarak ne karşılığını alacağını biliyorsunuz. Bunun dışında İstanbul'da baktığımızda temizlik konusunda şu anda İstanbul şehrinde çok kadar kalabalık ve kalabalık kaldırmadığı için belki de yani sonuçta yapabileceğimiz de bir şey yok. Ve çok pis, yani sokaklar çok pis, çok kalabalık, çok bir kaos var. Ama mesela Dubai'de çok kalabalık, çok fazla insan var, çok fazla dünyanın birçok ülkesinde insan olmasına rağmen Dubai şu anda tertemiz. Yani sokaklar tertemiz, çevre tertemiz, insanların birbirine yaklaşımı çok güzel. O yüzden İstanbul maalesef burada 4 diyorum ve Dubai sana gerçekten burada 10 veriyorum. Gerçekten mükemmelsin bu konuyla ilgili. İnsanlar anlamında bakarsak şu an İstanbul'da birçok ülkeden, milletten insan var ama insanların böyle nezaketi, yaşayış tarzı, biraz daha böyle artık ekonomik durumlar oluyor, biraz insan daha mutsuz, daha böyle depresif bir hava varken mesela Dubai'de böyle bir şey yok. İşte her insan için, her millet için burada çalışmayı fırsatları da sunmasından kaynaklı. Birçok insan da burada olduğu için, uluslararası anlamda olduğu için nezaket kuralları daha fazla ön planda oluyor. Çünkü insanlar tabii işte burada birbirini tanımaya çalışıyor, yeni kültürler öğreniyorsunuz. İsterseniz bu iletişim sağlarken daha nazik ve daha güzel bir dil kullanıyorsunuz. O yüzden burada da gene İstanbul'da maalesef geçti. Dubai yapabileceğim bir şey yok, kusura bakmayın İstanbul. Buna İstanbul sana 6 veriyorum hani gene benden bir kıyak ama Dubai gerçekten burada gene onu hak ediyorsun. Mükemmel bir insan profili çiziyor şu an Dubai'yi görmek. Gerçekten bunu görmenizi çok isterim. Bunun dışında Dubai'de arkadaşlar ulaşım mükemmel. Yani şu an İstanbul'da siz bir taksi çevirip ve taksinin parasını vereceğiniz halde ikisiniz yere gitmek istediğiniz halde gidemiyorsunuz. Taksi bulamıyorsunuz. Ne kadar para vermeniz, paranız olmasında bir önemi yok. Ama Dubai'de böyle bir durum söz konusu değil. Ve gerçekten çok ucuz rakamlara istediğiniz yerlere gidip gezebilme şansınız var. Birçok alternatifiniz var. Taksi olmazsa kendi arabanızı alma şansınız var. Kiralama şansınız var. Çok fazla opsiyonunuz olduğu için. Burada gerçekten ama gerçekten yapabileceğim hiç yok. Kusura bakma İstanbul ve ulaşım anlamında, toplu taşıma anlamında gerçekten çok kötüsün şu anda. Sana 2 veriyorum ve Dubai'ye gerçekten 100 lira. 10 üzerine 10 vermek istiyorum. Çok rahat bir ulaşım sistemi var. Ve benzin çok ucuz arkadaşlar. Sudan ucuz gerçekten. Benzin inanılmaz ucuz. Bu benzin ucuzu her şeye yansıyor gerçekten. Bir ülkede vergi de yok. İstanbul vergi rekortmezdi şu anda. Her şeyde vergi var. Ama Dubai'de hiçbir şeyde vergi yok. O yüzden burası sizin çok büyük bir artı. Vergi konusunda da İstanbul 1. Rezalet şu an vergi konusunda. KDV'ler, vergiler her şeyi sever ama Dubai 10. Yani mükemmel bir konuyla ilgili. Artı yemek kültürü anlamında şunu söylemek istiyorum. Evet İstanbul gerçekten birçok milleti barındırıyor. Birçok yemek kültürü var. Ya tabii ki Türk kültürü, Türk mutfağına tabii tabi işlemez. O ayrı. Ama ben şunu da söyleyebilirim. Uluslararası anlamda Türkiye'de İstanbul'da görmediğim markaları, görmediğim işte kafeleri, restoranları şu an Dubai'de görebiliyorum. Bunlar da insan ister istemez damak zevkini geliştiriyor. Kültür anlamında farklılıkları öğrenebiliyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri öğreniyorsunuz. Bilmediğiniz tatlı alabiliyorsunuz. Yemekleri öğreniyorsunuz. O yüzden tamam İstanbul bu konuyla ilgili Türk mutfağını asla ezdirmem. Ama burada 7 veriyorum. Ama Dubai'yi gene burada 9 hak ediyorsunuz.